Benim sadece bir ölçüm vardı, o da mutluluk. Ben mutluysam ya da karşı taraf mutluysa benim için bitmiştir. O gün kapanmıştır. O gün çok güzel geçmiştir. Ben sakalımla da, bacağımdaki kılla da, kaşımı almasam da her gün düzenli veya her hafta düzenli, ben bir kadınım zaten, operasyon geçirmeme gerek yok. İçimdeki bende bugün bir drag queen konuğumuz var. Kendisi Nutella. Evet. Nutella gibi tatlı, güzel, çok da hoş giyinmişsin. Ay, gerçekten teşekkür Nutella. Teşekkür ederim. Bana şey dediler, eğer mavi giyinmezsen olabilecek Allah. En çirkin halinle çıkarsın kanala. İşte korku her şeyi bastırıyor. Öyle denk geldik. Aa, ben evet, mavi çok severim gerçekten. Evet, biz bu hafta drag queenlerden evet. bahsedeceğiz. Evet, şimdi ilk başta istersen şu soruyla başlayalım. Drag queen nedir? Google'a drag queen yazdığımızda kadın kılığına girmiş erkek ve şov yapıyor. Ama şöyle bir durum var, kime göre erkek, neye göre erkek. Cinsiyet bin yayladır diyoruz ve hani bana göre drag queen o olmak. Hani ben gerçek hayatta da çoğu şey yapabiliyorum ve kendime alan sağlıyorum ama sahnedeyken aman Allah'ım, o dünya benim dünyam. Hani her şey benim istediğim gibi ve orada gerçekten kendimi bulabiliyorum. Kendi istediklerimi söylüyorum, kendi nasıl söyleyeyim, benim için yeni bir dünyaydı drag. Yani böyle de şey vardır ya, böyle geniş geniş konuşan ama gerçekten benim dünyam. Şimdi drag queen olmak bir ayrıcalık bir yerde değil mi? Herkesin, her transın olabileceği bir şey değil. Yani şöyle, şimdi iki daha ayrı tanım... Daha özgür bir dünya olması gerekiyor yani. Kesinlikle bu her birey için geçerli ama iki ayrı tanımımız var. Biri trans kadın, diğeri de drag queen. Hani trans kadın kendi yaşayış biçimini belirleyen, hani kendi istediği gibi olan, her şekilde operasyon geçirse de geçirmese de. Ama drag queen, ben sahneye çıkabiliyorum, insanları eğlendirebiliyorum. Ben eğlendiğim için belki de insanlar eğleniyor ve bana alan tanınıyor ve ben o alanı kullanıyorum ve ben bir drag queen'im. Makyajımla, kıyafetimle, ki ben makyajı genelde sade seviyorum diğer arkadaşlarıma göre, çünkü biraz daha old, eskilere dayalı, biraz da huysuz virginimsi bir tavır sergilemeyi seviyorum. Bu da benim drag kültürüm diyeyim. Aslında ayrı iki tanımlar, hani her trans kadın drag queen midir? Hayır, isterlerse evet. Evet. Evet, bu soruyu da soracaktım. Bu da çünkü çok merak edilen sorulardan biri. Drag queen erkek mi olmalıdır normal hayatında? Yoksa bir trans da drag queen olabilir mi? Yani ameliyat olmuş biri de drag queen operasyon olabilir. Operasyon geçirmiş trans kadınların drag queen olduğu örnekleri var. Ama bence zorunda değil. Hani şöyle bir şey de var. Bir sınır çizilmesi gerekmiyor. Bence yani. Gerekmiyor. Çünkü drag kendi içinde zaten sınırsızlık içeriyor bana göre. Erkek kılığına girmiş kadınlara da drag kingler diyoruz. Hani onlar da ayrı kendi istediklerini sahnede icra etmek istiyorlar. Hani çok aslında bence kendi içinde barındırdığı bir dünya çok geniş kapsamlı. Hani ben belki de benden kaynaklıdır bu. Ben çok tanımları sevmem. Tanımlarda hapsolmayı sevmem. Bana göre herkes istediği her şey olabilir. Evet. Peki ailenle bu konuyu görüştüğünde nasıl bir tepki almıştın? Drag olarak, bir de trans olarak iki ayrı cevap vereceğim. Drag olduğumda şey dedim, babama ben laf arasında dedim, ben sahneye çıkıyorum, haberin olsun. Okey dedi, tamam dedi. Sonra benim bir tane drag halimi görmüş. Şey dedi, bu ne yani? Dedim, ben sahneye çıkıyorum demiştim. Yani o da biliyor zaten, hani sahneyle olan bağımı küçüklükten beri. Yani onay verip vermeme bağlamı yok zaten. Böyle bir hak iddia etme de bence çok yanlış. Tabii İstiyorum, ki. Yapıyorum. Net. Bu kadar. Hani böyle olmalı. İstiyorsanız yapın. Ben anneme açılmıştım ilk. Annem babama söylemiş. Ne tepki verdi? 2-3 yıl sonra. Ve ona gay diye açılmıştım. Sonra kadın oldum. Yani o an öyle hissettim.
hani şey dedi, ben iki tane çocuk doğurdum, ikisinin de güzel hayatlar yaşamasını istiyorum. Sizler başarılı insanlarsınız ve bu başarınızın önüne bunun konmasını istemiyorum. Yine topluma yönelik bir eleştiri oldu ama gayet sakin de aslında, beklediğimden çok çok iyi. Babam öğrendiğinde de işte bu fotoğraf geçen aylarda oldu bu arada, bu fotoğraf mevzusunda işte kardeşim anlatıyor, diyor kahvesini alırdı, köşesine gider 15 gün bir ay hep ağlamış. Hani üzüntüsünden ya da niye benim başıma geldiğinden değil. İnsanlar ne kadar zorluk çıkarabilecek ya da ne kadar ben kaldırırım, kalacak, benim çocuğum kaldırabilecek mi? Bunlar harika şeyler gerçekten. Çok şanslısın. Şunu da söylemek istemiyorum. Herkes hak etti hayatı yaşadı demek istemiyorum ama gerçekten bir aile bu benim çocuğum diyorsa bu benim çocuğum olarak kalıyor. Gerisi, geride kalan hiçbir şey umurlarında olmuyor ve böyle bir aileye sahip olduğum için nazarlardan uzak. çok mutluyum. Eğer ileride çocuk sahibi olursam, bunun yolu açılırsa, açılmalı. Kesinlikle. Hani çocuğum böyle olur. Şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela drag queen olarak sokağa çıktığında ne gibi tepkilerle karşılaşıyorsun? Bir kere... Ya da bugüne kadar nasıl enteresan bir şey oldu mu? Ben sahne alacağım yer ve evim çok uzak. Çiğli'de oturuyorum ve sahne alacağım yer Alsancak'taydı. İzmirliler bilir. İzban kullandım. Ben ve iki drag arkadaşım. İşte oturuyoruz. Bir tane drag arkadaşım ayakta kaldı. Hani yer yok. Peki böyle giyinmiş miydiniz? Evet evet, böyle direkt böyle çıktım ve gişelerden geçiyorum. İnsanlar bakın, gülümseyen oluyor. Hani şu işareti yapan oluyor. Böyle tip tip bakan da oluyor. Bindik işte, vagondayız. Bir tane drag arkadaşım ayakta kaldı, etrafa şey diyor. Biz eskort değiliz. Çok iyi. Hayır, eskort değiliz. Ben şey diyorum. Eskort olabilirim. Ve bu açıklama yapmak zorunda da değiliz kimseye. Ve bu aslında bir noktada meşrulaştırdı mı acaba insanların bakış açısını? Ama genelde insanlar gülümsüyor. Ben zaten gülmenin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Aslında bir aktivist drag. Evet, aktivizm de yürütüyorum. Evet. Bu aktivizm yürütmeyen arkadaşlarım da var. Ama hani içgüdü yok. Bence. Ama böyle bir açıklama yapma zorunda hissetmiş olması da garip, değil mi? Şaşırtıcıydı yani. Zaten. Ben direkt güldüm zaten. Ama genellikle insanlar gülümsüyor. Peki drag queenler arasında bir çatışma var mı? Yani işte ben daha önde olmalıyım diye. Sonuçta bu her insanın egosu var. Evet. Şöyle, benim bulunduğum ortamlarda, partilerde veya organizasyonlarda bu olmadı fakat her insanın içinde bir kıyas duygusu var bence. Kıyas bir duygum, onu da biliyorum. Yani hani bir en iyi olmak herkes ister. Ama bunu biz çatışma olarak değil de kendi bireysel olarak daha iyisini yapmaya çabalamak olarak sahneye lanse ediyoruz. Tabii ki birbirine giren draklar. Mümkün var diyorsun. Şiddet olarak değil, hani laf anlıyorum, olarak. Tabii. Hani gullümüne belki de ya da gullüm adı altında, eğlence adı altında laf sokmalar falan. Ama herkes en iyi olmak istiyor. Ama herkes en iyi olamıyor. En iyi Nutella. En iyi olduğumu iddia etmiyorum ama insanlar çünkü bazen en iyi ya da en yüksek kademe de doğru olduğu anlamına gelmiyor. Evet tabii, drag queenlerin aynı zamanda muhteşem kostümleri var. Ayakkabılarınız, her şeyiniz çok özel. Sağ ol. Bunları özel mi diktiriyorsunuz yoksa böyle bir mağazalar var mı drag queenler için kostüm satan? Keşke mağazalar olsa. Gerçekten hani bir noktada para biriktirir, gidip alışveriş yapabiliriz ya da parası olan gider alır ama bir kısmımız terzi zaten. Kendisi dikiyor, kendi kalıplarını çıkarıyorlar. Bazılarımız normal günlük AVM mağazalarından birkaç kombin yapabiliyorlar. Bazılarımız çöp poşetinden bir kıyafet çıkarabiliyor. Oo, evet. Süper, çok. Zaten bu bir yaratıcılık. Evet, yetenek gerçekten. O arkadaşlarım gerçekten harika insanlar. Şimdi trans dediğimiz zaman kesinlikle belli bir operasyon, ameliyat geçirmiş olması, yani tamamen bir kadın mı olması gerekiyor ve bunu düşünüyor musun mesela? Senin ilerisi için böyle bir şeyin var mı yoksa bu sadece hissetmekle mi alakalı? Yoksa soru komple yanlış ve senle... Yok yok, ben toparlayacağım aşkım. Tamam, ben yani işte bunlardan birini sormak istiyorum. Okey. Şöyle. Ben operasyon geçirmesem de bir kadınım. Kadın, evet, gibi hissediyorum. Sakalım olsa bile, kaşlarım düzenli almasam bile, bacaklarımda kıl olsa bile ben bir kadınım. Tabii ki, tabii İçimden ki. Gelen ses, ay çok özür dilerim, duygulanıyorum. İçimden gelen ses böyle. Yani bu kesinlikle aslında sormak değil. İstediğim bu tam olarak buydu, biliyor musun? Yani
bunu hissetmek bu yeterli mi, yoksa hayır işte evet illaki bir gün ameliyat da olacağım ve tam bir kadın olacağım mı? O bazı kişiler mesela kendi öyle addediyor. Onun kendi açıklama biçimi, ama benim için literatür olarak da dile getirmek istersem eğer, zorunda değil. Toplumda bir şey tanım var: CD, travesti ve trans kadın. Evet. CD sadece kadın kıyafetlerini giyen, bunu tamamen travmatize olmaması açısından açıklamak için söylüyorum. Travesti daha bir değişik, ki bence neresi değişik? Değişik ne abi? Aslında çok haklısın. Yani bu terimler neden bu kadar çok ben anlamıştım? Terimler var? Bir de trans kadın var. Tamamen operasyon geçirip kadın gibi. Yani nedir bu kadın gibi erkek gibi tavırlar? Nedir bu tanımlar? Ben bunu kabul etmiyorum. Operasyon geçirsem de geçirmesem de ben bir kadınım. Geçirmek isterim. Hani zengin koca bulursan falan diyormuşum. Hayır. Ayakları yere basan ve kendi parasını, kendi durumunu yaratabilen İnsanları her zaman sevmişsindir. Ben işte burada yürürken şimdi biri gelecek ve canımı sıkacak ya da bana zarar verecek gibi bir korkun var mı? Bu her şekilde var. Hani bu drag olmasam da. Çocukken de vardı bu. Hani yani bu her zaman olacak. Ama çok şaşırtıcı bir şey var ki insanlar gelip sarılmak istiyorlar. Size sarılabilir miyim? Sarılabilir miyiz veya hani ya da fotoğraf çekinebilir miyiz ya da çok tatlı olmuşsun gibi övgüler, yani tanımadığım birinden övgü alıyorsun bunu yapınca. Veya hani ben çok şaşırmıştım, çok özür dileyerek söylüyorum, hani biraz daha manevi yönü ne taraf gitmiş, hani kapalı diye tabir ettiğimiz, ay çok özür dilerim ama hani kapalı insanlar gelip çok tatlı olmuşsun, hani çok güzel sarılıyorlar mesela, hani bu çok güzel, bunu aslında kapalı böyle olduğu için olmadı. Ayrıştırmadım sadece. Hani bunu din olarak yorumlarsak, bakın sevgi her şekilde sevgi. Arkadaşlık her şekilde arkadaşlık, saygı her şekilde saygı. Hani bunu dine de bağlayamayız. Hani her türlü insan skalası var, manyağından tut. Hani en zeki de tabir ettiğimiz, ne bileyim. Peki Nutella olarak hayatındaki bir sonraki aşamanın ne olmasını istiyorsun? Ay, zengin olmak istiyorum. Onu herkes istiyor diye. Tabii işin şakası da. Para, nasıl bir çıtan var yani? Nasıl kendine bir çıtan var? Mesela turizm ve otelcilik okuyorsun. İşte bu yolda mı bir kariyer yapmak istiyorsun? Hani turizm ve otelcilik alanında mı bir iş sahibi olmak istiyorsun? İşte oyuncu mu olmak istiyorsun? Gibi gibi yani. Hani. Ya ben çok yine klişelerden ilerledim ama ben sahnede örmek istiyorum. Hani gerçekten öncesinde içip bayılmışım falan. Öyle değil de gerçekten bir sahne yaratmak istiyorum ve izleyicilerimin olmasını istiyorum. Umarım seneler sonra, estetiksiz halim çünkü bu. Hani çok böyle büyük dev ekranlarda sen buradan geldin falan, çok mutlu olurum. O zamanlara gelmişim ki bu benim emeğimle olacak. İnşallah tabii ki, bu bir varsayım ama azıcık daha içebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Bekleyin 2 saniye. Kesmeyin buraları. Bekleyecekler. Yok, işleri ne? Telefon ya da bilgisayar ekranında bakıyorlar. Değil mi yani? 3 saniye. İşleri ne? Bekleyin, su da içiyorum. Aynen, bir sahne yaratmak istiyorum ve seyircilerimin olmasını istiyorum. Ve bu beni sevmelerinin içgüdüsü değil de ben bir şey sunacağım insanlara ve karşılığında eğlenecekler ve mutlu ayrılacaklar. Benim tamamen hayatta belki de sadece bir ölçüm vardı, o da mutluluk. Ben mutluysam ya da karşı taraf mutluysa benim için bitmiştir. O gün kapanmıştır. O gün çok güzel geçmiştir. Çok güzel. Evet, umuyorum hepimiz mutlu insanlar oluruz. Dediğim gibi mutluluk her şeyin ilacı zaten. Daha sevecen, daha saygılı, daha sakin, relax. Evet, bir toplum oluruz diyorum. İnşallah. Çok çok eğlendim ben Nutella. Umuyorum hayal ettiğin her şey de gerçek olur. Kesinlikle, bana bu alanı sağladığınız için. Gerçekten alan sağlamak da çok önemli bu arada. Bir drağa, bir transa ya da ne her demek? Türlü bireye yapmak istediğini, yapacağı alan sağlamak çok önemli. Bunun için Turuncu TV'ye teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. O zaman içimdeki ben de bir sonraki hafta başka bir konuğumuzla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'de 2002 yılından beri 69 trans birey öldürüldü. Eşcinseller ve trans bireyler ne yanlışlar ne de yalnızlar. Alışın.
gitmiyoruz. Buradayız. Alışın. Gitmiyoruz. Aşk örgütlenmektir. Ben kendi vücudum hakkında yorum yapabilirim. Siz değil.